daha çok ilgi görecekler İsmail Kendilerini daha iyi anlatacaklar. Ki Emre Mor Türkçe ne kadar biliyor onu bilmiyorum ama yani bunlarla çok i̇şte daha çok muhatap olacak. yapmadı şu an. E, yani. düşünebiliyor musun hoca Zayıs'ı gönderiyorlardı Zayıs'ı getirdi. Çünkü Zayıs'la iyi bir dönem yakaladı o tabii, geldiğinde. Tabii. Onun ne yapabileceğini biliyor. Crespo'yu ne hale getirdi Jesus? Crespo'dan faydalanmak istiyor. Eski oyuncusu yani onunla beraber. Müzais, Crespo evet. zaten Mert Hakan hocanın başarılı olduğu üçlüydü. Şey yani. tamam ya başladı, şimdi tamam. doğruyu konuşacağım. Şimdi İsmail hocanın bu oyunculara bir dokunuşu var. Futbol içine gelmiş duygusal yapısı var. Onun için yerli oyuncuların performansları yüksek olacak. Yani bugün tabii ki bir yabancı kaleci bakacaklar ama çok samimi söylüyorum. Benim tanıdığım İsmail Hoca. Altay'la ve İrfan Can Kavcı devam etmek ister. Zaten öyle hocam. Evet, şey, yani, Levent abi. Yani, yani hoca, gereksiz çok... hocanın bakışı bu böyle bir şey. Onlardan daha yüksek verim alır. Bak bana inan. Taraftar da şöyle bakıyor Levent abi. Işte Altay'la biz yıllardır sıkıntı yaşıyoruz bir şekilde. Livakovic'i alma şansımız varsa neden almıyoruz gibi bakıyor taraftar da şu Peki, anda. Peki Fenerbahçe'nin kaçırdığı şampiyonluklarda Altay'ın mı suçu var? Şimdi soralım taraftarı. Birçoğunda Hoş... e, öyle bir cevap gelebilir yani. E, şey... kaçırdı Valencia. Evet. Kaçırdı. 10 kişi evet. kaldı Beşiktaş 4 yedin. Kaleci mi hatalı burada? Affedersin savunma nerede? Yapmayın. Zaten ya. 6, yani bu milli takım kalitesi Altay. Ya yani bunu itibarsızlaştırmayın ya. Ayıp yani. Bir insan kendi kalitesine sahip çıkar ya. Ben bile mesela Musleri geçen sene eleştirdim bazı maçlarda. Ama geneline baktığın zaman 6 şampiyonluk yaşamış Galatasaray'da. Şampiyonluk kalecisi Bunu olarak Galatasaray'ı görmüyor. Yani o, şöyle, Harikası geçen yıl mesela Galatasaray'ın şampiyonluğu hani Muslera'nın kurtarışlarıyla elde edilen bir şampiyonluk değil. Kadro kalitesi çok yüksekti. Yani ligin üzerinde bir kadro kalitesiyle Galatasaray e, gül oynaya şampiyon oldu. Ben öyle diyeyim yani puan farkına bakarsan da öyle. Önceki sezonda Trabzonspor'un şampiyonluğuna bakarsan hani Uğurcan'ın elbette ki kat, katkıları oldu. Ama genelde sırf kalecilerle, iyi kalecilerle de çok tamam önemli ama senin kadro kaliten yani iyi kaleci önemli. E, büyük maçlarda mutlaka e, iyi kurtarışlar yapıp senin skoru tutar. Ama diğer taraftan orta saha iyi olacak, beklerin iyi olacak, stoperlerin yani takım olarak iyi olmak zorundasın. Sırf işte kaleye yatırım yapayım işte diğer taraflar nasıl olsa kurtarır. Ya da atanla tutan diye böyle bir şey var biliyorsun. O önemli olsa da atanla tutan kadar orta sahadaki liderin dönemde. Onu da koymak şimdi lazım. Iki yani sezon önce Galatasaray için olurken 13. Evet. olurken Muslera çok eleştirilmedi mi? Yerden yere vuruldu ya iki yıl önce. Evet. Ama geçen sezon tamam birkaç maçı var ama yine de iyi bir sezon geçirdi. Yani Hiç şimdi bırakmadılar çünkü Takım eee kötüyse, etkisizse kalecinin yıldızlaşması ha, da, da mümkün değil geçen bu noktada yıl yani. en güzel örneği geçen yıl tak, Trabzonspor kötü bir sezon geçirdi. Uğurcan, da kötü Uğurcan bir sezon çakır, çakır geçirdi. E, o kadar gol yedi ki yani her maçta bu hatalı goller yedi ama önündeki stoperler kötü, beklerin kötü, ön libero kötü, orta saha kötü. Yani takım iyi değilse kaleci de sırıtıyor. Dediği gibi Levent abinin şimdi Altay çok eleştirildi ama hoca da üçlü savunma oynattı. Yani arkaya yatılan her topta Altay ile karşı karşıya kaldı. E başkan Senari Koç demedi mi öyle? Üçlü oynamayacağız dedi bize. Ben üçlü oynatmıyorum demiş. Ya diye Dö de ha. bu kadar takılmayı ben gerçekten biraz, evet. biraz ama ya, demiş mesela ama yani. o zaman iyi tespit etmek lazım müdahale etmek gerekiyor daha enteresanını söyleyeyim Levent abi Fenerbahçe BK'yı almadı mı evet. aldı Luan Perez yok mu var BK Udinese'de ne oynuyordu üçlü savunma oynuyordu evet. Luan Perez Marsilya'da ne oynuyordu üçlü savunma oynuyordu Ciko <laughs> Strasbourg'da ne oynuyordu üçlü savunma oynuyordu yani Fenerbahçe şu andaki elindeki stoperler aslında üçlü savunma oynamaya müsait çünkü yıllardır bu e, sistemle düzende oynayan stoperler. E şimdi böyle, böyle de bir, bir, bir nokta Teknik var. direktörü böyle şartlandırmak yanlış olur. Ben sadece Jesus'su geçen sene en çok eleştirdiğim konu, olacağını zaten görmüştüm bunu. Burada söyledim, kayıtlarda var. Tek maça döndüğü zaman bu geniş kadroyu ne yapacak dedim. Kullanamadı doğru. Çünkü istik ne dedi ben istikrarlı istikrara inanmıyorum. Ben oynayan kadroya bakarım dedim. Kendi transferlerini oyna. Tabii kendi dünyanın her yerini istikrardır ya. İstikrar Omurgası sabit olmayan bir takım şampiyon olamaz. Bak söylüyorum. Tabii. Geçen sene kim bakıyorsun? Mertens, Oliveira, e, Torreira, e, Kalede, e, Mustara, Göbek bir de Santoro, Icardi. Sol bek Bu Sikar, abi Sikar, sağ açık. On ismi belliydi Sarı evet, belli. sol Kerem, İkar'ı takım bu. Tabii, tabii. Bir Galatasaray'da sol bek oynamıyordu belli değildi. Evet. Ama en az 9 oyuncusu Galatasaray'ın kesin oynuyor. Kesinlikle oynuyordu. öyleydi. Doğrusu bak ben burada mesela tesadüfen kağıtların arasına girmiş. Ben görmedim de. Yani şimdi bunları alıp gelirken toplamışken gördüm. Abi Mustera, Ebu Es, Semih, Ufoleci, Hakan Balta. 37 maç, 39 maç, 31, 31 maç oynamış. Mustara 39 maç oynamış, 40 maçta bak. O dönemde. Selçuk Melo, Selçuk 39, Melo 36 maç oynamış. Engin 33 maç, Elmander 36 maç, Emre Çolak 29, Necati sonra geldi 15 maç, Baroş 28, Sabri 27, Riera 30 maç oynamış bak. İşte devamlılığı çok yüksek. Ben Bir sana soru, so daha ben daha sana soruyorum. İstikrar kadrosu buradan şampiyon oldu Galatasaray takımı. Evet. Buna sonra eklemeler yaptım. Schneider geldi, Drobba geldi. Anlatabiliyor muyum? bu tür oyun. Riera sol bek oldu, hı hı. Hakan Baltas stoper oldu zaman zaman. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Bugün bugün İsmail hocanın da o Fenerbahçe'li oynadığı dönemlerde Fener'in istikrarlı bir kadrosu olduğunu biliriz. O zaman çok iki değişiklik vardı biliyorsun. Üç değişiklik yoktu. Bildiğim kadarıyla yanılmayayım şimdi bir hata yapmayayım. Üç müydü? iki, iki miydi? Ee, üç galiba. Sen... Üç olabilir bir hata yapmayayım. İkili dönemde Ama üçe geçmiş Pandemiden bir de. sonrasıysa beş tabii. Yani. Beş tabii. Evet. Şimdi antrenörler yüzde 50 takım değiştirme şansına sahip. Beş kişi değiştiriyorsun ya. Bundan büyük avantaj Matesi var mı? Maç rotasyon yani. Evet. Geniş kadro içerisinde. Yani mutlaka istikrarlı kadro şart. İşte bunu tespit etme. Okan Hoca'nın bu sene Zekin Müdür'ün dediği gibi en çok zorlanacağı konu. Şimdi Galatasaray takımın 11'ini sayalım. Raşika gelmedi. Arka dörtlü bu akşam çıkıyor işte. Saşa Boy, Angelino şey e, evet. Abdülkerim Nelson evet. Mustera evet. ortaya Lucas Torreira gelecek Berkan çıkacak e, Oliveria e oynuyor onun yerine Kerem Demirbay gelecek Mertens veya Zaha sağ tarafta Zaniola sol tarafta Kerem Santifor Icardi o zaman bakan bu kenarda kalacak Olivera e kenarda kalacak yani e, Misu kenarda zaten Misu alışkın buna Bunları mesela Mertens kenarda kalacak Zaha oynadığında yerlisinden dolayı. E şimdi bu kadroyu iyi harmanlaması lazım Okan Hoca'nın. Çünkü öyle bir şey ki hem rekabet önemli hem de takım için dargınlık olmaması gerekiyor. Aynı şey İsmail Hoca için geçerli. Say 11'i bugün şimdi Basşah'a iki tane gol attı. Basşah'a hep 11 oynar. Zeyko burada oturursa e Olmaz. şimdi olur mu böyle bir şey? Zaten Jack oynar. Tabii, Jack o, oyn peki yani. Jack oldu ama Basuay'dan aldığı verim Jack alamazsa ne olacak? Ya ben Basuay'ın en Ben teknik direktör. Basuay oynarsa ne olacak? 25-30 maç arası e, oynayacağını e, düşünüyorum. Tamam ben zaman, soruyorum şey. şey Fenerbahçe takımın 11'ini say bana. Ya orada e, say bana. sihirli oyuncusu. Onlara evet. oynatacak oyuncu. E, Tadiş olacak. O, o say ile Ferdi oynuyor beklerde. Oraya Ki Zaten şey... bir önceki dönemde evet. de o say Ferdi tamam, vardı. Tamam kim oynayacak Ondan göbekte? Ondan net olacak. Herhalde BK'a Cik olacak. Tamam ikisi oldu. Serdar Dursun o öbürleri kenarda oturacak. Serdar Aziz. Kalede Tabii. Altay olacak. Dörtlü evet. savunma yaptın. Öndeki 4-2-3-1'e göre bir kilde kim oynayacak? Yani Crespo ile Zayt oynayacak. Crespo, evet. yani. Mert Hakan gibi olabilir. Cres evet. Pardon Crespo, Zayt, Mert Hakan bir e, tercih olabilir. Mert Hakan olur. Ama Oyunutuyor. Mert Hakan olursa da bence Zayt olmayabilir. Ya da Yumuşak Zayt, al. Me Yumuşak Zayt ki, Mert, Mert Hakan sayden, ikisini sayden, üçlüyü, var sayıyorsun. Evet, üçlüyü sayıyorsun. Üçlü de kim oynuyor? Hücum üçlüsü mü? Evet. Fatih solda bir kere evet. net Edin Ceko, Edin Ceko, Sağ kanat şu anda soru işareti. Kent, Ama kent kent oynuyor. Kent oynamıyor. Kent forvet arkası Levent abi kent çok az hayatı. Sağ kanadı işte oynadı. Sağ kanadı Cengiz'i alacaklar. Sol oyun evet. Arara. Cengiz e, gelirse Cengiz Zimanski olur oynayacak, yani. oynayacak değil mi bir de? Shimanski de forvet arkası. Evet. Bir forvet arkası. E soruyorum yani bir 11 kapımızda yaptık. E dışarıda kalan oyuncular bak İrfancan kalacak, Mert Hakan kalacak, Emre Mor kalacak. Yani alacak, alacak. alacak. alacak abi. Bu ama bu işte yapmak almış, kolay olsa, böyle bir şey değil. De. E, yani onu maaşla hani e, Sen, e, sen İrfan yani, Can'a dünya olur. parası verdin. Dünya almış, parası almış, verdin. Almış. He hani almış. konuşuyorlar ya. Mesela geçenlerde ben onu söylemiyorum. Galatasaray başkanı söylemişti. Rahmetli Mustafa Cengiz. Dedi ki Göksel Bey demiş kendisine. 12 milyon. Bu sen bu parayı veremezsin demiş yani. Hem Verdi Denizi, hem Tolga Ciğerci, 120 pay artı bonuslar. Artı 10 milyon lira para. E, Aziz Bey bir açıklama yaptı. 7 aldık diyorlar. 11 12, aldık. Hiç söylemesinler. Bende belgesi var dedi Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım Şimdi 12 milyon. şey bu mi? yani. Şunu söyle. O ucuz bir transfer değil. Değil. 10 milyon lira İrfan Can'ın bonservisine veriyorsun. Türkiye'de. ilk konu önemiyor. E, Türkiye'de konu yapıyorsunuz. İkardi'nin bonservisine 10 milyon verdin diye.